Çok kıymetli misafirlerimiz, Bandırma Kırım Derneği'nin düzenlediği yemeğe hoş geldiniz. Afiyet olsun. Ülkemiz son günlerde çok kritik bir süreçten geçmekte. Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce İdlib'de 36 tane vatan evladını kaybettik. Biz Kırım Tatarları olarak burada hayatını kaybeden Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatanımızın ve ordumuzun yanındayız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bizler vatanın ne olduğunu bilen bir milletiz, bir halkız. Çünkü 10 gün gibi, bundan 10 gün gibi kısa bir süre önce bizim için çok önemli bir olayın, Kırım'ın Rusya tarafından bir kez daha işgal edilmesinin yıl dönümünü yaşadık. Evet, çok kısa bir süre önceydi. 27 Şubat 2014 tarihinde Kırım Rusya tarafından bir kez daha işgal edildi. Bizler sizlere bu yakın tarihimizdeki konu hakkında mutlaka hatıralarınız, hafızalarınızda bilgileriniz vardır. Fakat yine de bu konuyu özellikle sizlere hatırlatmak istedik. Bunun içinde küçük bir bilgi notu derlemiştik. Bunları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakının 6. yılı. Kırım Türklerinin yani Tatarların ana vatanı olan Kırım tarih boyunca Rusların entrikalarıyla iki kez yasa dışı bir şekilde ilhak edildi. Yasa dışı ilhakın ilki 1783'te 2. Katerina'nın beyannamesiyle, ikincisi ise Putin döneminde gerçekleşti. Her ilhaktan sonra Yarımada'daki Türk nüfusu bilinçli bir şekilde azaltıldı. Rus Çariçesi 2. Katerina, Sovyetler Birliği'nin lideri Joseph Stalin ve Rusya Devlet Başkanı Putin dönemlerinde baskılar Kırım Tatarlarını sürgünlere ve zorunlu göçlere maruz kaldı. Kırım Yarımadası Ruslara göre Karadeniz'in hakimiyetini sağlamak ve Osmanlı Devleti'ne karşı bir üs kurmak için ele geçirilmesi gereken bir toprak parçasıydı. Ruslar ilk defa Kırım Hanlığı'nın topraklarını entrikalarla 1783'te ilhak etti. Kırım'da iç politikaya dışarıdan müdahale ederek istikrarsızlık yaratan Rusya, Kırım'ı işgal ettikten sonra 2. Katerina'da bir beyanname yayınlayarak beyannamede Kırım'ın ilhak edilmesinin zorunluluklarını sıralıyordu. Kırım Hanlığı'nı ortadan kaldıran Çarlık Rusyası hemen Türkleri bölgeden uzaklaştırma ve Kırım'ı Ruslaştırma politikası yürüttü. Sovyetler Birliği yönetimi tarihteki bu yanlışı düzeltmek amacıyla 19 Şubat 1954'te imzaladığı bir kararla Kırım'ı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerine verdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Kırım yapılan referandumla Ukrayna'ya bağlı özel cumhuriyet olarak varlığını sürdürdü. Amerika, İngiltere ve Rusya 1994 yılında imzaladıkları Budapeşte Antlaşması'yla Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanıdı. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde ise tarihi yeniden tekerrür etti. Rusya Federasyonu, Sovyetler Birliği dönemindeki alınan karara rağmen, imza attığı Budapeşte Antlaşması'na rağmen Kırım'ın tekrar ilhak etme politikasını sahneye koydu. Ukrayna'daki iç karışıklığı fırsat bilen Rusya, yasal olmamasına rağmen Akyar'da bulunan Rus askerleriyle Yarımada'ya sevk ettiği silahlı sivil birliklerle harekete geçirdi. Eli silahlı Rus yanlıları Kırım parlamentosunu bağımsızlık için referandum yapmaya zorladı. Rus özel kuvvetlerine ait silahlı güçler Kırım parlamentosunu ve hükümet binalarını ele geçirdi. Rus özel kuvvetler mensubu ve yeşil adamlar diye tanımlanan bu insanların silahlarının gölgesinde Kırım Özel Cumhuriyet Parlamentosu, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması için referandum kararı aldı.
Rus yanlısı yeşil adamların kontrolündeki yarımadada Ukrayna ve Kırım Tatarlarına baskılar arttı. Rus yönetimini istemeyen yerel halk bölgeden sürüldü. 16 Mart'ta yapılan Ukraynalıların ve Kırım Tatarlarının protesto ettiği sözde referandumda Kırım'ın Rusya'ya bağlanması yönünde karar çıkartıldı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Kırım'ı ilhakına yasa dışı olduğunu içeren tasarıyı kabul etti. Bugün Kırım toprakları tamamen Ruslaştırılması politikası çerçevesinde yarımadada bulunan Kırım Tatarların evlerine, camilerine, okullarına Rus güvenlik görevlilerince baskınlar yapılmaktadır. Evet, bizlerin dedeleri de Kırım'dan göç ederek buraya gelmişler. Şayet dedelerimiz, atalarımız Kırım'dan göç etmeseydi bugün bu baskılara bizler de maruz kalıyor olabilecektik. Bizlerin ataları biraz önce bahsedilen bu sürecin belli bir aşamasındaki baskılara dayanamayıp Kırım'ı terk etmişler. Bandırma'daki yaşayan Kırım Tatarları genelde 1783-1853 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonraki baskılar neticesinde ak topraklar diye tabir edilen bu topraklara gelip yerleştiler. Ve bunlar işte Bandırma'nın köylerini Edince'ye ve Bandırma merkezine gelip yerleşti. Ve burayı, Bandırma'yı, o tarihte küçük bir balıkçı kasabası olan Bandırma'yı geliştirip, büyütüp, dönüştürerek büyük bir şehir haline gelmesinin sebebi oldu. Fakat biz Kırım'dan gelen bu Bandırma'ya gelen Tatarların ne kadar etkili oldukları hakkında maalesef belli bir bilgiye, birikime sahip değiliz. Ama küçük bir kasabayı bu kadar büyük bir şehir haline getiren Tatarların mutlaka ekonomik olarak, kültürel olarak, bilgi olarak belli bir seviyede olduklarını düşünüyorum. İşte bugün aramızda Bandırma'nın gelen Kırım Tatarlarının yerleştiği mahalle olan Surla Mahallesi muhtarımız Sayın Şener abimiz var. Kendileri bizlere Bandırma'ya gelen bu Kırım Tatarları, ilk yerleşen Kırım Tatarları, Kırım Bayırı'na yerleşen bu insanlar hakkında bilgi verirse, kendilerine bir bilgi paylaşırsa çok memnun olur. Daha sonra yine başka büyüklerimiz var. Bandırma ile ilgili Ferdi abi gibi yine Kırım Bayırı'nda yetişen hemşerilerimiz var. Bunlar da veya Adnan Bey, Kenan Bey, sizlerin de bilgilerinize, görüşlerinize müracaat etmek istiyoruz. Bildiğinizi bizlerle paylaşmak isterseniz çok memnun oluruz. Ben sözlerimi burada bitirirken Şener Muhtarım'a sözü bırakıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ben Surullah Mahallesi Muhtarı Şener Öğrenci'de. Benim mahallemde 1873 veya 50 senelerinde Osmanlı-Rus Savaşı'nda göçler var. Bu göçler neticesinde bir kısmı Bandırma'ya gidiyor, bir kısmı Balıkesir'e gidiyor, bir kısmı da Eskişehir'e, bir kısmı da İstanbul'a gidiyor. Fakat bizim mahalleye gelen Sunullah Efendi, yani mahallenin ismini alan kişi Sunullah Efendi, 40 hane getirdi. 40 hane yerleşiyor. Az önce başkanımız dediği gibi Kırım Bayırı'nda o civarda yerleşim alanı oluyor. Yani 12 sokak, efendim, Sunullah Meydan Sokak, buralara yerleşim. Ve bu Bandırma o zamanlar dediğiniz gibi bir şey, liman kentiydi. Fakat hareketlilik yok. Tatarlar geldiği zaman Eskişehir olsun, efendim Balıkesir olsun, Balıkesir'deki hububat İstanbul'a aktarabilmesi için Tatarlar öncelik yapıyor. Burada Bandırma'da hareketlilik başladı. Bandırma'da o zamanlar Edince'ye bağlıydı. Edince'den Erdoğan'a bağlandı. Daha sonra Tatarlar burada hareketlilik yapınca motor İstanbul'dan yük motorları kuvvet çekti. Ve bunun da şeysini yapan Tatarlar oldu. Gerek efendim çiftçilikte olsun, gerek de ticarette olsun Tatarlar aktifti. Bandırma ondan sonra geliştirdi. Tatarların Bandırma piyasasında ticarete yöneldiği zaman ticarette de önderlik yaptı. Hani ben şöyle söyleyeyim, Rus'u nazarlar. Ferdi abi daha iyi bilir. Eski bayağı
hakim oldular yani Bandırma'da şey, ticarette. Ama bağlantılar gerek Eskişehir olsun, gerek Balıkesir olsun, gerek de efendim İstanbul olsun. Burada bağlantılar birbirine bağlı olduğu için çok çabuk gelişti. Dışarıda akın ettiler Bandırma'ya. Bandırma o zaman kasaba oldu. Kasaba ilçe oldu. Bugün biz mesela Edincik'e bağlıyken Edincik mahalle oldu. Erdek aynı yerde sayıyor. Biz Bandırma olarak geliştirdik. Bunların ben incelediğim zaman Tatarların çok aktif olduğunu, çok efendim atılgan olduklarını burada araştırmalarda buradan çıkıyor. Tatarlar yalnız birbirine çok bağlı bir insanlar. Bağlı olduğu için birbirinden kopmadılar. Ben Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de gezerken Poyraz'da Kadir var, Berber Kadir. Onunla beraber geziyoruz. O Tatarca konuşuyor. Ben Tatarca konuşmuyorum. Yalnız konuşulanı biliyorum. Babaannem Türkçe bilmiyordu. Ve kadın bize Tatarca konuştu. Ben Türkçe cevap verince sen de Tatarsın dedi bana. Tabii ben şaşırdım. Biz dedim Türkçe konuşuyoruz. Annem baban Tatarca konuşmuyor mu dedi. Annem de Tatar, babam da mesela şey. Fakat evde Türkçe konuşulduğu için evde Tatarca biz bir şey yapmıyoruz, bilmiyoruz. Benim babaannemin yeğenleri Balıkesir'de Karakaya köyünde İnelözler vardır. Hamidağlar. Onlarla kardeş çocuklar olur babaannem. Oradan buraya gelin olarak geliyor ve biz yani Tatarlar olarak birbirimizden kişileriz. Yani Tatarların olduğu yerde ticaret şey olur, hareketlilik olur ama hiç birbirimize böyle çelme takmamıştır. Diğerleri çelme takıyorlar. Ben görüyorum, yani muhtarlarımda da görüyorum, Tatarlarda yok. Bunu ben en çok sevindiğim taraf bu. Öyle değil mi abicim? Şimdi köyden buraya geldim. Köyüm, kimisi Poyraz diyor, kimisi Canıköy diyor, kimisi Oranya diyor. Benim uçkanımda Oranya'ya diyor. Sen kimine bakarım diyorsun? Bilmiyorum, ben Oranya'yayım. Kimisi Poyraz oluyor, kimisi Canıköy oluyor ama benim köyümün gelişi Bandırma şeysini pek bilmiyorum ki gelişi duyduklarım kadarıyla bizi verdiler şeye Bereket'in o tebliğden sonra Bereket'in oralara göçen kanlarla şeylerle gelirken bir bakıyorlar sinekler vaa diyor balaları şu bunları aşıp bitirecek. Biraz da içeri kaçalım. İçeri gidiyorlar. Ondan sonra o külak veren çiçekler arasında kılıç boğazı mı, kılıç ağzı mı denilen bir yer var. Oralara geliyorlar. Oralarda bir tarafta berber varmış. Bir şey gönderiyor bilmem ne. Oradan derenin boyundan yine biraz daha Poyraz denilen yere de geliyorlar. Bir de aslında ondan önce ne o kimlik sesinin ismi be? Fenerbahçe. Sokak Kaynakbaşı. Ya kaynakbaşı dur atlıyor ondan sonra öbür taraf. O bir kısmı da Kilik Maraş şeye Rumlar mı Ermeniler varmış Kilik köyünde. Bir dönem. O tarafa gidiyor. Yörükler kısmı oradan da gene şey yapıyorlar. Geliyorlar o yamaya. Biraz da yamayı seviyorlar. Fazla derede boyunca da duramıyorlar. Herhalde şu bunlar açacak. 59'larda falan buraya geldi. Ve aslı kelam adım Ahmet, lakabım Tatar Ahmet. Bitti gitmişler ben bu kadar. Bandırma'da Kırım Bayırı'nı biliyor musunuz? Kırım Bayırı'nda. Kırım Bayırı'nda Ömer amcayla beraber bu köprü yapılırken bayağı mücadele ettim. Eski muhtarımız. Şener Bey. Ömer amcayla o Kırım Bayırı'nda Marmara Okulu'na geçebilmek için çocuklar sağdan soldan dolaşıyordu. Onun için gide gele ondan bayağı belediye gittik, mücadele ettik. Bir de rahmetli Ömer amca, ikide bir şey vardı o zaman Kişelerde. Akşamları bir kursa gittiydi ve beceremiyor. Ya bir ay gidiyorum, gece işim var, gücüm var, yok. Ondan sonra yok, ikinci gün, ve babam diyor, başkasının ismi aklıma gelmesin, yazı veriyorum ben diyor. Ya neydi be, milliyet şeye gidiyor, hükümetin orada eğitim işte sivil savunma mıdır nedir ona şimdi tam toparlayamıyorum.
Rahmetli Ömer amca da öyle bir insandı. İyi bir niyetliydi. Muhtarımız da, ondan sonraki muhtarımız. Ömer amcadan sonra mı insan mı? Mahalle veya Tıkırın Bayırı hakkında çok fazla bilgim yok ama ben sadece şunları söyleyebilirim. Göçmen olarak 2. Dünya Harbi'nde gelmiş amcalarım ve babam 4-5 kardeş olarak. Ve geldiklerinde harp zamanı olduğu için yaşları da küçük. Mesela babam 9 yaşındaymış. Ama rahmetli babaannem tabii ilk önce yine herhalde oranın, Romanya'nın kültürüne bağlı olarak ilk önce çocuklarını yetiştirmek istemiş ve ilk önce hepsini buraya okula yazdırmış. Yani amcam, Ali amcam, Ayrılı amcam, babam hepsi ilkokula gitmişler ama okul sırasındayken de işte demin Sunlar Mahallesi, zaten Sunlar Mahallesi'ne yerleşmişler. Sunlar Mahallesi'nde ikamet ediyorken tabii ki aynı evde kalıyorlar o gün harpsar şeyleri, durumları. Ve okula da gittikleri için de en büyük amcam, Hayrullah amcam, o da Habibullah Hamarat'ın yanına girmiş Erdek'te. Orada onun yanında, onun kahyası olarak işe başlamış. Ben sadece şunu biliyorum, gerek bizim soy ve gerekse soydaşlar için. Yani Tatarlar bir kere ilk önce çok çalıştıklarını, çok çalışkan olduklarını ve bulundukları yere çok çabuk intibak ederek en kısa zamanda bir ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirdiklerini görüyorum bütün çevremden. İşte örneğin babamlar en kısa zamanda kiradan kurtularak kendi ellerini almışlar ve en kısa zamanda da ilkokul bitince İstanbul'a gitmişler. İstanbul'da da yine bir Yahudinin yanına girmişler ve Yahudinin yanında ticareti öğrenmişler. Ve orada da çorap üretimini öğrenmişler. İşte bu çoğunuz bilir, çarşıdaki Lütfü Ergin, Fahrettin Ergin'lerle beraber işte Ali amcam, babam bundan bir çorap makineleri İstanbul'dan getirmişler ve çorap öğrenmişler. Burada kendileri örden çorapları o motorlarla her hafta götürüp teslim ediyorlarmış. Daha sonra oradan bol miktarda makine getirmişler, çorap makinesi. Ve bütün Musullan Mahallesi'nde yaklaşık 200-300-400'e yakın eve girerek, herkese makine dağıtarak hepsine çorap ördürmüşler. Askeriye çorap örüyorlarmış. Yani ticari hayatta başarılı olmaları ve işte çevrede ticari yönden bandırma ve zenginlik vermeleri hep çalışkanlıkları sayesinde olmuş. İşte ticarete meraklılarmış, onu ifade etmek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, benim bildiklerim bu kadar. İyi akşamlar. Ben İstanbul'da doğup sadece 60-64 yıllarında Bandırma'da yaşadığım için, ondan sonra da 79-80'den beri Bandırma'da olduğum dolayısıyla sadece 60-64 yılları içerisinde sözü edilen Kırım Bayırı'nın yerini bilirim. Hatta çocukluk anılarımda kalmıştır. Ramazan akşamları işte Hacı Baba merdivenden inecek, bize para verecek, ketemel, evet. Kakay versen yani, ketemel. Evet. İşte o anılarımda kalan bir laf dizisi. Ama dediği gibi Tatar milleti gerçekten kimseye pek eyvallah etmeyen, kimseye müdanası olmayan, baş eğmeyen, başını hep dik tutan bir ırk, bir millet. Dolayısıyla da içinde tarihten bu yana çingeni olmayan, barındırmayan bir ırk. Ve İslamiyet'i de kılıç zoruyla falan değil, kendiliğinden kabul eden bir ırk. Altın Ordu'dan gelen bir ırk. Altın Ordu'dan, Girayhan'dan gelen bir soy. Ve Girayhan'ın Osmanlı döneminin en iyi döneminde, en iyi zamanında bile padişahtan sonra ikinci kademede olan, temsil hakkı olan ve temsil edilen bir mevki, makam ya da Tatarların lideri, Osmanlı sultanından sonraki ikinci kişi olarak değerlendirilirdi. Yaşam böyleydi. Bu uzun zaman Osmanlı'nın sonuna kadar da böyle devam etti ve hatta eğer Osmanlı hanedanında erkek çocuk olmaması halinde de Girayhan'ın
torununda erkek çocuk varsa Osmanlı padişahı da o olacaktı. Uzlaşma da mutabakat da bu şekildeydi. Ama olmadı ve Osmanlı da yıkıldığı için bu olay gerçekleşmedi. Yani Tatarların ırk olarak, Tatarların cemiyet olarak her zaman Osmanlı döneminde de yeri ve konumu çok iyi durumdaydı. Değerli bir ırk olarak, değerli bir toplum olarak her yerde kendini kabul ettirmiştir. Teşekkür ederim. Aykut Özbek, Orhaniye köyünden. İsmail Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz bizi böyle bir akşam topladığı için. Yeni gelen arkadaşlarımız da var. Bezircinin eski muhtarı Özgür Bakan Bey kardeşim. Şener Arabacıoğlu Bacanağım da hoş geldi. Abdullah Bey'in yanında da yeni bir arkadaşımız var. Bunlar hoş geldi. İnşallah daha da genişleyerek oturur bir daha sefer. Şimdi arkadaşlar şu elimdeki dergi Emel Dergisi. İsmail Başkan daha iyi anlatır. Herhalde Türkiye'nin en uzun yayın ayına devam eden dergilerden birisi bu. Hemen 100 yılı var mı başkanım? Yakın mı? Yakın. Bu Emel Dergisi buradaki toplanmamızın asıl amacı Kırım'ı merkeze almak zorundayız. Burada Bandırma'yı da konuşacağız. Köylerimizi de konuşacağız. Derneğimizi de konuşacağız ama Kırım'ı merkeze alacağız devamlı. Onu da nasıl olur? Okul işte bu. Bu dergiye abone olmamız gerekiyor. Maalesef Bandırma'da pek iç açıcı değiliz yani bundaki. Abonemiz az. Siz gerekli tanıtımı yaptığınızı düşünüyor musunuz? Eksiklerimiz var tabii. Şimdi İsmail Başkan herhalde bunları yeni abone kampanyası olacak bugünlerde. Bu dergiyi almamız lazım ki Kırım sevdamız taze olsun. Örneğin Özhan Pak rahmetli Paksan vefat etti, kapı kapandı. Diğer abilerimiz, diğer iş adamlarımız diye bunlar yavaş kapılar kapanıyor bize. Ergun Bey gitti, kapı kapandı. Niye? Bilgi eksikliğimiz var. Kırım'a yetip bakıp burada değiliz maalesef. Okuyacağız, öğreneceğiz, gemiyi terk etmeyeceğiz. Bunları okumamız lazım ki ayağımız sağlam olsun. Kırım'ı hiçbir zaman merkezi durumdan çıkarmayalım hayatımızdan. Ben teşekkür ediyorum.